Mersin'de Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında SODES kapsamında dernekleri yapılan operasyonda 31 kişi gözaltına alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Çukurova Kalkınma Ajansı işbirliğiyle hayata geçirilen Akıllı Bisiklet Mersin Sahilinde, Akıllı Bisiklet Mersin Sahilinde projesi açılış töreni Adnan Menderes Bulvarı'nda gerçekleştirildi. Törende konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Amacımız halkı sporla tanıştırmak, kaynaştırmak" dedi. Öncelikle bu güzel ve hayırlı hizmetin açılışında buraya kadar geldiğiniz için, bu mutluluğu bizimle paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. Mersin'imiz her geçen gün biraz daha gelişiyor, biraz daha değişiyor, biraz daha sosyalleşiyor. Eksiklerini bir bir gidermeye çalışıyor. Mersin her geçen gün biraz daha çağdaş bir kent olma yolunda kendisine yakışanı yapıyor. Özellikle kırsalda yıllardır yolu olmayan, suyu olmayan, eksiklikleri bir türlü tamamlanamamış birçok yerleşim birimimiz var. Bunların hiçbirisini bir mazeret olarak değerlendirmiyoruz. Eksiklerimizi belirleyip geleceğe emin adımlarla yürümek için bu eksikliklerin bir an evvel çözüme kavuşturulması, vatandaşımızın hayatının kolaylaştırılması için gece gündüz demeden de çalışıyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. Henüz işin başındayız. İnşallah bu yıl sonuna kadar 5500 kilometre kırsaldaki köy yollarının tamamı asfalt olacak. Ancak bu yıl bir sıkıntımız, havaların kurak gitmesi nedeniyle ağırlıklı olarak kırsal bölgelerde içme suyu konusunda kuraklıktan kaynaklanan bir sıkıntımız var. İnşallah bunlarla ilgili çözümü de bir envanter çıkararak, ki şu anda Silifke ile Mersin arasındaki bölgede bu envanter çalışması tamamlandı. Nerelerde nasıl bir kaynağımız var? Nerelerden nasıl faydalanabiliriz? Bunları kayıt altına alıp gelecek yıllarda da aynı sıkıntıları çekmemek üzere bir plan program çerçevesinde çalışmalar yapmak istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız güzel günler diliyoruz. Arkadaşlar, basın mensubu arkadaşlar, sonrasında kaç numara, işte en yakın 2'yi seçelim başkanım. Entra basından kartınızı okutuyoruz o bölgeye. 2 nolu bisikleti alabilirsiniz. Tamam. Sayın Marim Nasıl? Geriye geldi. Arkadaşlar. Geriye. Başkanım. Evet. Açıyoruz yollar. Bir yolu açalım arkadaşlar. Evet. Evet. Bravo başkanım. Başkanım, ilk test sürüşünü de yaptınız. Mersin'e güzel bir proje daha kazandırdınız. Neler söyleyeceksiniz? Aslında Avrupa'nın her tarafında bu tür uygulamalar var. Ülkemizde de bazı yerlerde bu tür uygulamalar vardı. İnşallah Mersin'e de bunu kazandırdık. Vatandaşlarımızın ilgisine göre bisiklet sayısında, mekanları da inşallah artıracağız. Ben özellikle spor yapmak isteyen vatandaşlarımız için iyi bir etkinlik olduğunu düşünüyorum.
Türkiye Kimya Derneği'nin koordinatörlüğünde 1984 yılından beri her yıl ayrı bir üniversitede yapılması sürdürülen Ulusal Kimya Kongrelerinin 28.si 15-21 Ağustos 2016 tarihi arasında Mersin Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek. Kongre bugün Mersin Üniversitesi Uğur Oral Kültür Merkezi'nde yapılan konuşmalarla açılışını gerçekleştirdi. Şimdi bu temel bilimlerde baktığınız zaman Türkiye'de araştırmaların büyük çoğunluğunu temel bilimler yapıyor arkadaşlar. Şimdi birinci sırada cerrahi bilimler var. Tıp fakültesinin cerrahi bilimler bölümleri yapıyor. Orada biliyorsunuz makalelerin yayınların niteliği farklı temel bilimlerden. Şimdi ama yapılan yayınların %30'unu temel bilimler yapıyor. Bu temel bilimler içerisinde de en çok yayın üretenler kimya bölümleri. Yani bu kadar üretken, verimli bir hale gelmiş bir sektörü köreltip birikmiş potansiyeli heba etmek pek anlamlı gözükmüyor. Şimdi bunun biz daha planlı, daha hedefe yönelik olarak teşviklerimizi yönlendirmemiz gerekiyor. Yani teşvikler veriliyor ama çok da verimli kullanıldığını ben şahsen söyleyemem yani. Bir diğer şey de kimya sektöründe temsil eden bizler mesela bir Kimyagerler Derneği var, Türkiye Kimya Derneği var. 1914'ten beri var olan bir derneğimiz. Yani birazcık kimya sektörünü yönlendirecek, yasalarda, yönetmeliklerde uygun değişiklikleri zorlayacak çalışmaların olması gerekiyor ya. Yani. Şimdi Türkiye Kimya Derneği olarak Nevzat Hocam tabii biraz bir şeyler söyledi, bunu üzerime alındım ama bir savunma diye düşünmeyin lütfen. Elimizdeki malzeme bu. Bu malzemeyle Türkiye Kimya Derneği'nin Türkiye'de kimyaya, temel bilimlere katkısı ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalardan bazıları döndürebilir miyiz slaytları? Göstereceğim bunlarla ilgili yaptığımız çalışmaları. Fakat şöyle temelden başlamak lazım. Lise eğitiminde hatta ilkokula kimyayı sevdirmemiz gerekiyor. Biz tabii Türkiye Kimya Derneği olarak bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bizzat ben kendim de çalışma yapıyorum. Yani kimya dediğinizde sadece işte malzeme, materyal gibi düşünülmemesi lazım. Mesela ben deniz araştırması yapıyorum. Burada yoğun bir miktarda kimya bilimine katkısıyla ilgili insanlara çevre kimyasını, atmosfer kimyasını, deniz kimyasını tanıtacak öğrencilere çeşitli katkılar veriyoruz. Bunun dışında biz 3 tane dergi çıkarıyoruz. Aslında hani Royal Society veya American Chemical Society kapsamına girebilmemiz için yaptığımız çalışmalar içinde bu da var. Değerli hocalarımız bunları biliyorlar. Gönül rahatlığıyla belirtmeliyim ki Fen Edebiyat Fakültemizin kimya bölümü araştırma altyapısı, bilimsel yayınları ve projeleriyle bu ve bunun gibi organizasyonların altından sorunsuz şekilde kalkacak kapasitede. FEDEK tarafından akredite edilmesi, 2015 yılında Ulusal Anorganik Kimya Kongresi'ni başarıyla tamamlaması bunun somut bir örneği. Henüz gençlik dönemini yaşıyor diyebileceğimiz üniversitemiz, eğitim-öğretim düzeyinde olduğu gibi araştırmacılık ve çevresiyle toplumsal ilişkileri kurması bakımından da dikkat çekici şekilde gelişmiştir. Bunda eğitim kadromuzun genç ve dinamik olması yanında yenilikçi politikamızın da ciddi katkısı olduğuna inanıyorum. Geniş bir araştırmacı tabanına hitap eden ve özenle seçilmiş donanıma sahip merkezi araştırma laboratuvarımız sadece ulusal anlamda değil, aynı zamanda uluslararası projelere katılımı da olanaklı kılmakta. Öğretim üyelerimizin katıldığı uluslararası araştırma projeleri, TÜBİTAK destekli projeler, santez projeleri, bilimsel araştırma projeleri birimimizin desteğiyle aynı zamanda ciddi bir sayıya ulaşmış durumda. Sağlık bilimleri ve temel bilim araştırıcılarını bir araya getiren bu kongre, sentez, analiz, kataliz, malzeme ve yaşam bilimlerindeki araştırmacıları bir araya getirerek araştırma sonuçlarını geniş bir meslektaş kitlesinin eleştirilerine açtığı gibi ortak bilimsel çalışmalara da zemin hazırlamakta.
Ayrıca genç bilim insanlarının kıdemli meslektaşlarını tanımaları ve onları örnek almaları da vesile yaratmaktadır. Böylece akademik geleneklerin sürmesine bu tür kongreler ciddi anlamda katkıda bulunmakta. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocaman, Silifke Belediyesi tarafından Göksu Nehri üzerine inşa edilecek olan 4. köprünün temel atma törenine katıldı. Törene Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın yanı sıra CHP Mersin Milletvekilleri Hüseyin Çamak, Serdal Kuyucuoğlu, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, sivil toplum kuruluşları ve oda temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleriyle çok sayıda Silifkeli vatandaş katıldı. Gerçekten Mersin'imiz bütün ilçeleriyle birlikte, özellikle de bu büyük şehir yasasının bütün şehir haline gelmesinden sonra gerek ilçe merkezleri, gerekse taşra ve köylerimiz olmak üzere, köyden mahalleye dönmüş yerleşim birimlerimiz olmak üzere çok büyük bir gelişme içerisine girdi. Bir uçtan bir uca yaklaşık 5500 kilometreyi bulan köy yol ağları inşallah bu yıl sonuna kadar asfaltlanmış olacak. Bir sözle yola çıkmıştık. Birinci yıl yapılanma, çünkü yeni büyükşehir yasasıyla birlikte bütün ilçelerde büyükşehire bağlı birimlerin oluşturulması gerekiyordu. Bir taraftan elemanların buralarda yerleştirilmesi, diğer taraftan projeler, kaynak arayışı derken ilk bir yıl bu şekilde geçmişti. Ama ondan sonraki 3 yıl içerisinde bütün köy yollarını bitireceğimizi söylemiştik. Ama biz vatandaşımızın bir an evvel bizim köyün yolu da yapılsın baskıları karşısında hedefi 2 yıla çektik. İnşallah bu yıl sonuna kadar bunları tamamlamış olacağız. Değerli arkadaşlar, belediyeler hizmet birimleri. Vatandaş her zaman haklı. Vatandaşın beklentilerine en kısa sürede, en kestirme yoldan cevap vermek durumundasınız. Ama her şeyde bir anda olamayabiliyor. Bildiğiniz gibi bu son dönemde özellikle yaklaşık 1,5 yıldır bölgemizde maalesef bir kuraklık söz konusu. Şu anda göletler kurumak üzere, yine su kaynakları kurumuş durumda. 38 tane sondaj vurmuşuz ama bunun sadece 5 tanesinde su imkanı bulabilmişiz ve bunların da öyle basit bir sondaj olmadığını özellikle hatırlatmak istiyorum. Yaklaşık 150-200 metre aralığında yapılan sondajlardan dahi su çıkmıyor. Dolayısıyla suyun kıymetini bilmek mecburiyetindeyiz. Buradan özellikle taşradaki hemşehrilerime bir çağrı yapmak istiyorum. Birçok bölgede insanlar bahçe sulamaya çalışırken hemen yanı başında bir başka köyümüz, bir başka yerleşim birimimiz, hatta aynı köy içerisinde bir başka bölüm içme suyunu bulamıyor. Dolayısıyla elimizi vicdanımıza koyup suyu tedarikli kullanmak mecburiyetindeyiz. Boş yere akıtmamak mecburiyetindeyiz. Ve dinimizin de emrettiği gibi komşusu aç iken tok yatanlardan olmamalıyız. Mersin genelinde bütün ilçe belediyelerimizle birlikte diyalog içerisinde Mersin'in tüm bölgelerine hizmet etme gayreti içerisindeyiz. İnşallah bu Kurban Bayramı'ndan önce Silifke mezbahasının açılışını gerçekleştireceğiz. Şehir içerisindeki çalışmaları az çok hepiniz biliyorsunuz. Bu detaylara girmek istemiyorum.
Dolayısıyla el ve gönül birliği içerisinde Mersin'de yaşayan bütün insanlarımıza hiçbir ayrım yapmadan, hiçbir yerleşim birimi ayrımı yapmadan hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Sayın Başkan'ın da belirttiği gibi bizim her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Maalesef bu ülkede geçmişten gelen yanlışların ceremesi olarak 15 Temmuz gecesi çok büyük bir badire atlattık. Ülke adeta direkten döndü. Böylesine hain bir saldırıyı belki insanların birçoğu beklemeyebilirdi. Ama taviz tavizi getirdi ve bugünlere o tavizler neticesinde geldik ve o bahtsız, o şanssızlığı 15 Temmuz'da yaşadık. Dolayısıyla geçmişi tartışmanın anlamı yok. Önümüze bakmak mecburiyetindeyiz. Ülke genelinde bu hain darbe girişiminden sonra meydana gelen insanlarımız arasındaki yakınlaşma devletin tepesine kadar sirayet etti ve tüm siyasi partiler ülkenin zor günlerden geçtiği bu dönemde bir araya gelerek ülkenin âli menfaatleri doğrultusunda, ülkenin geleceği doğrultusunda bir masayı paylaştılar. Biz bu bahar ayının kışa dönmemesini istiyoruz. Bu güzelliklerin tepeden tırnağa ülkemizde yaşayan bütün vatandaşlarımızın gönüllerinin birleşmesine vesile olmasını diliyoruz. Gidecek başka bir yerimiz yok. Bugün hemen içimizde yaşayan Suriyelilerin yaşadığı o sıkıntıları, vatansızlığı gözümüzün önüne getirdiğimizde bizim Cumhuriyet'in değerlerine, demokrasimize, devletimize, ülkemize, birlik ve beraberliğimize her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Allah Suriyelilerin yaşadığı olayları bizim ülkemizde insanlarımıza yaşatmasın. 15 Temmuz gecesi Türk milleti büyüklüğünü bir kere daha gösterdi. Ve artık bu 15 Temmuz'da yaşanan örnek tüm dünya insanlarına belki bir vesile olacak ve bundan sonra dünyanın hiçbir yerinde bu tür kalkışmalar yaşanmayacaktır. Ama 15 Temmuz'dan da hepimizin alacağı dersler vardır. Onun için diyoruz ki sonuna kadar demokrasi, sonsuza kadar cumhuriyet. Allahu Ekber. Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı başladı. Toplumun obeziteyle mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı yürütmeye başladı. Bu kapsamda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Mersin Gençlik Merkezimizde gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmek, sosyal, kültürel ve sportif amaçlı olarak faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine yardımcı olmak, Gençlik Merkezi'nde kurulan bisiklet kulübü üyelerinin sportif faaliyetlerine katkıda bulunmak amacıyla Gençlik Merkezimizde tören düzenlendi. Törene Mersin Halk Sağlığı Müdürü Doktor Aytekin Kemik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Ahmet Tarakçı, Mersin Gençlik Merkezi Müdürümüz Fatih Nacar, Halk Sağlığı Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Gençlik Liderleri ve Gençlik Merkezi'nin genç üyeleri katıldı. Tören
tören sonunda çocuk ve gençler bisiklet turu attı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin genelinde hizmet veren mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESK yöneticileri de hazır bulundu. Toplantıda konuşma yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin için yapılan ve yapılacak olan bütün hizmetlerin kaynağında Mersin sevgisi olduğunu ifade ederek, Anamur'dan Çamlıyayla'ya kadar Mersin'in hak ettiği hizmetleri hayata geçirmek için çalıştıklarını söyledi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, yaklaşık 28 aydır bizlere destek veren, bizleri görev başına getiren hemşerilerimize hep birlikte hizmet ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Çünkü hizmetin sınırı yok. Bizim görevimiz vatandaşlarımızın sıkıntılarını, dertlerini asgariye indirip beklenti ve taleplerini yerine getirmek. Biliyorsunuz ki Büyükşehir Yasası'yla beraber hizmet alanımız oldukça büyüdü. Yapılanmayla geçen ilk yılın ardından artık söz verdiğimiz hedefleri bir bir yerine getirmeye başladık dedi. Son zamanlarda yağış oranlarının düşük olması nedeniyle Mersin genelinde büyük sıkıntıların yaşanmasına neden olan kuraklıkla ilgili muhtarları bilgilendiren ve uyarılarda bulunan Başkan Kocamaz, su kaynaklarımız kurumaya yüz tuttu. Birçok su kaynağımızın kuruması nedeniyle Mersin genelinde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak su sorununun çözümü için çalışmalar yapıyoruz. Silifke ile Mersin Merkez arasında bir su envanteri çıkardık. Su kaynaklarını tespit ettik. Bu kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesi için plan ve projelerimizi başlatmış bulunuyoruz. Yine diğer bölgelerimizde de bu envanterler çıkartılacak şeklinde konuştu. Bilinçsiz sulama nedeniyle yaşanan su kesintileriyle ilgili olarak muhtarlara uyarılarda bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz konuşmasında, kaynakların kuruması sonucu vatandaşımız da haklı olarak çareler aramaya başlıyor. Ama ne yazık ki içme suyuyla bahçelerin sulanması kentimizde yaşadığımız su sıkıntısını daha da artırıyor. Suyun en ekonomik ve bilinçli şekilde kullanılması için hepimiz üzerimize düşenleri yapmalıyız. Özellikle siz muhtarlarımız bu konuda her zamankinden daha duyarlı olmalı, vatandaşlarımızı uyarmalısınız ifadelerine yer verdi. Vatandaşların beklentilerini karşılamak, en kaliteli ve hızlı hizmeti sağlayabilmek için muhtarlarla koordineli çalıştıklarını belirten Başkan Kocamaz, vatandaşlarımızın sıkıntılarını en kısa sürede ortadan kaldırmak bizim görevimiz. Bunu da sizlerle koordineli çalışarak yapacağız. Sizler hizmetin olmazsa olmazısınız. Problemlerin çözümü konusunda şahsıma veya genel sekreterimize her an ulaşabilirsiniz. Bize ulaşamadığınız takdirde 7 gün 24 saat hizmet veren Mersin Büyükşehir Belediyesi 444-2-153 ve MESKİ Alo 185 çağrı merkezlerimizi arayarak sıkıntılarınızı dile getirebilirsiniz. Orada yaptığınız bütün görüşmeler kayıt altına alınarak takip ediliyor dedi. Başkan Kocamaz konuşmasının ardından muhtarlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Tarsus ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü yandı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Öğle saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Karakütük köyü mevkiinde meydana gelen olayda Salman Apak yönetimindeki yolcu otobüsünün motor bölümünden seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yanık kokusunu fark eden Apak otobüsü hemen durdurup yolcuları tahliye ederken alevler kısa sürede otobüsü sardı. Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yolcuların bagaj bölümündeki eşyaları da yandı. Otobüs kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Erdemli Belediyesi'nin sıcak asfalt çalışmaları Kargıcak ve Tabiye mahallelerinde devam ediyor. Yol çalışmalarında büyük gayret sarf eden ve asfaltsız yol bırakmayacaklarını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli'yi hak ettiği konuma yükseltebilmek için en yüksek kapasitede çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Erdemli Belediyesi'nce yürütülen asfaltlama çalışmalarında ilçelerin her köşesinde çalışmalar sürüyor. Erdemli Belediyesi ekiplerinin gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ekiplerimiz şu anda Kargıcak ve Tabiye mahallelerinde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor dedi.
Bölgede en iyi yol çalışmasının Erdemli Belediyesi'nce verildiğinin altını çizen Tolluğu, ilçe tarihine bakıldığı zaman da en hızlı yol hizmetinin kendi dönemlerinde gerçekleştiğini ifade etti. Tolluğu sözlerini şöyle sürdürdü. Mahallelerimiz tarihleri boyunca görmedikleri hizmete şahit olmaktadırlar. Vatandaşımız bu durumu takdirle karşılamakta ve memnuniyetlerini dualar eşliğinde bize bildirmektedirler. Halka hizmet, hakka hizmettir bilinciyle hareket ediyoruz. Bu da bizlere ayrı bir motivasyon sağlıyor. Bu anlayıştan asla vazgeçmeyeceğiz. İnsan olan her yere insanların ihtiyacı olan tüm hizmetleri götürmeye devam edeceğiz dedi. Mersin İdman Yurdu kuruluşunun 91. yılında Cumhuriyet Meydanı'nda sevenleriyle bir araya geldi. 91 yıllık mazisi olan Mersin İdman Yurdu kuruluş yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Bugün 16 Ağustos 1925 yılında kurulan Mersin İdman Yurdumuz, bugünkü şartlarda tüccarlar, öğretmenler, Ziraat Bankası'nda çalışan gümrükçüler bir araya gelerek 1925-16 Ağustos tarihinde bu güzel kulübü kurmuşlar. Ben orada şu anda hayatta olmayan bütün kurucularımıza rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Bu kulüp rengini, kırmızısını kandan almıştır. Lacivertini çelikten almıştır. Ama maalesef çeşitli zamanlarda, çeşitli hepimizin yaptığı hatalardan dolayı bu kulüp iyi günler de yaşamıştır, kötü günler de yaşamıştır. Ama emin olun bizler el ele verirsek bu kulübü en kötü günlerden kurtarıp yine eski mutlu günlerine ulaştıracağız. Ben özellikle bu sene gençlerimize yerli malı, Türk'ün malı derlerdi ya, biz de özellikle gençlerimize Mersinli çocuklara daha değer vererek onları kulüpte tutmaya çalıştık. İnşallah başarılı oluruz. Ben bugüne kadar bu kulübe emeğe geçen başkanlarımız olsun, yöneticilerimiz olsun, hocalarımız olsun, futbolcularımız olsun, huzurunuza ölenlere rahmet diliyorum, yaşayanlara da sağlık, güzellik, mutluluk diliyorum. Emeklerinden dolayı da herkese teşekkür ediyorum. Bu sıcakta fazla sizi tutmayayım. Hava çok sıcak. Hepinizi teşekkür ederim buraya kadar geldiğiniz için. Hoşça kalın. Başkanım şöyle topu şuraya alalım. Futbolcularla birlikte bir görüntü alalım. Futbolcu arkadaşlarla bir de hoca, yani böyle Mehmet Ali abi. Burada böyle bir Atatürk kulübünde bir görün. Hep beraber abi. Artık sporun içinde. Tabii abi ya. Bundan sonra al baba, içel TV. Al babacığım. Sağ olun. Kim olur alım gençler. Erol Bey. Hoca. Erol Bey. Dostum bir çıkar mısın? Paşam gel canım gel. Arkadaşım. İlk hazırlık dönemimiz, futbolcularla yeni tanışma dönemimizdi. Biz hakikaten çok güzel bir kamp dönemimiz oldu. Tek tek tanıdık futbolcularımızı. Kimin ne yapabileceğini orada gördük. Tabii yapabileceğini gördük diyorum. Bunu önemli olan maça yansıtması. Antrenmanlardaki yaptıklarımızı, çalıştığımız bir sürü olay var. Futbola sanki baştan başlamışlar gibi bu işe biz başladık. Şu andaki durumumuz hakikaten çok iyi. Hocamla da beraber hakikaten bu işe büyük bir özveriyle önem veriyoruz. Bu özverinin sonunda biz de mutlu olacağız. Çünkü onlara hizmet demiyorum. Görevimiz bizim, hoca olarak görevimiz. Bu yaptığımız görev. Yani iyi bir antrenman. Bu antrenmanların sonunda biz iyi bir iş bekliyoruz. Hocam yabancı oyuncuların durumu ne durumda şu an? Nasıl? Yabancı oyuncuların durumunu söyleyeyim. Pedriel Giresun'la anlaştı dendi. Pedriel'le biz hala şu anda biz de görüştük. Vedat Hoca da görüştü. Gelebilir.
Biraz rakamlarda biraz farklılık var. Tabii biz de verebileceğiniz parayı söylüyoruz. Veremeyeceğiniz parayı söylemenin anlamı yok. Mihailov gelecek %99 dediğim %1 bunun boşluğunu söyleyeyim. Artı Kaleli Cuma günü gelecek ve Cumartesi maçını oynayacak. Bundan da eminiz biz. Artık bu takımla çıkacağız. Malatya takımı mutlak surette iyi hazırlanmış. Uzun zamandır çalışıyorlar ediyorlar. Biz onlara karşı oynayacağımız oyun haddimizi bilerek oynayacağız ve burada en azından biz kaybetmeyeceğiz maçlarımızı. Kazanmak için uğraş vereceğiz. Türkiye'de yeni bir sistemden bahsettiniz hocam bu gençlerle ilgili biraz önce. Evet. Şimdi gençlerle ilgili yani biz bunları hocam da ben de biz bunları zamanında yaptık. Hep elimize genç oyuncu verdiler. Hocam bunları yetiştirin, bunlarla sahaya çıkın, bunlarla oynayın. Çünkü bizler aldığımızda hep bu sıkıntılar içinde aldık. Bundan umutsuz değiliz, mutluyuz. O gençlere hizmet etmenin sevincini yaşıyoruz. Ben bir misal göstereyim tekrar. 2005 yılında biz bu takımı 3 kişiyle aldık. 3 tane genç oyuncular. Biri Mevlüt Metli, bir tanesi Ahmet Kolcu, bir tane Taylan. Ondan sonrası Mersin'de gençlerimiz vardı, abiler vardı. Cemal'di, Orhan'dı. Selim'le şeyi bulduk, Ufuk'u. Bu takımı 23-24 kişi yaptık. İşte Esat kardeşim de çok iyi bilir. Bu takım 53 puanla ligde 6. oldu ve bize eğer biraz destek olsalardı biz şampiyon olacaktık o sene. Yine gençler başladı. Kerim Zengin'den dediler futbolcu olma yani götüremezler bu işi. Sedat götüremez dediler gençlere. Hep gençler her biri 10 gol attı biliyor musunuz? Yani şimdi ben bunlara güveneceğim çok parasıyla hep beraber göreceğiz. Umudumuz çok büyük. Fakat dediğimiz gibi bu üç oyuncudan mutlaka bekliyoruz. Yani Kalili, Mihailov, Pedriel. Çünkü onlarla beraber daha iyi olacağımıza inanıyorum ben.